Serpil Dönmez Eskişehir'den. Serpil'cim iyi geceler. İyi geceler, iyi akşamlar Beyazıt Bey. Nasılsınız, iyi misiniz Serpil Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol, bizler de iyiyiz. Okuyor musun, çalışıyor musun, ne yapıyorsun? Anadolu Üniversitesi'nde tek dersim kaldığı için mezun olamıyorum. Evet. O yüzden de okul aralık verdiğim için de bu aralar çalışmıyorum. Evet. Yani normal bir şey zaten, bu tek dersten uzatıyorsun şu anda. Peki, hangi bölümdesin? Sağlık kurumları işletmeciliği. Sağlık kurumları işletmeciliği. Evet, açık öğretim. Açık öğretimde. Peki, sorun var mı Serpil'cim? Evet, sorun evet. Var. Çelik Bey'e soru sormak istiyorum. Hadi size. Bakalım, ben de soracaktım, sen de sor. Evet. İyi akşamlar Çelik Bey. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Ben size bir soru soracaktım. Albümünüzün adı Milat. Hayatınızda Milat olan şey nedir? Her ilişki Milat sayılabilir mesela. Her ilişkin Milat sayılabilir. Her ilişki evet. Milat sayılabilir. Bir tanesi. Her şey. Çocuk abi değil mi yani? Çocuk o başka büyük Milat. Onları yani. Onlardan ayırıyoruz. Bir evet. Tanesi başı sonu olmayan başka bir güzellik. İlişkilerde biraz problem oluyor ya. Duyuyor musunuz Şerif'in söylediklerini? Hayır ben de duyamıyorum. Sonuna doğru içine kaçıyor konuşurken yani. Hızlı başlıyor da yani. Her ilişkin Milat da sonra ondan sonra şey her ya. Her. Gidiyor. Evet. Her albüm bir milattır, her ilişki bir milattır, her sevinç bir milattır, her üzüntü bir milattır. Bunlar hep böyle hayat değerlendirmesini bilene. Yani bu hepsine... albüm niye milat? Yani albümün adı niye milat? Albüm çıkacak olan, bir sonra çıkacak olan hem yeni bir albümün habercisi, yeni şarkılardan oluşan bir albümün habercisi. Hem de geçmiş 20-25 sene içerisinde benim kariyerimde, akademik profesyonel kariyerde var olan en iyi şarkılar. İki CD içerisinde bulunan ve biri akustik olarak hazırlanmış, biri remix olarak hazırlanmış olan. Evet, şu bir akustiği albüm. Bir açıklayalım ya. Yani hani bir rahat, yani remix dediğin altına başka bir alt yapıyorsun. Daha böyle bir diskovari bir şey oluyor. Akustik nedir abi? Akustik mümkün olduğu kadar bizim elektrik sazlar dediğimiz, içine teknik olarak hiçbir yabancı sesin girmemesi, ağaç sazlar denilen, mesela gitar. Tek başına bir mikrofonla kayıt yapıldığında ağaç üzerindeki tellerden klasik gitar veya akustik gitar sadece... Daha sadece, daha kendi kendine daha rahat. Ama şu önemli, orada önemli olan şey şu. Bütün bu bildiğimiz piyasadaki her şarkı, yani Linet'in kullandığı bir şarkı, bütün piyasada müzik yapan arkadaşlarımızın yaptığı her beste ya bir piyano ya bir gitar... La başlangıçta bu dinlemiş olduğunuz, mesela az önce kızımız olacaktı, dinlendiğindeki gibi bir halden o bildiğiniz aranjelere veya onların yapılmış olan coverları, remixleri vesaire dediğimiz şekillere dönüşür. O yüzden her albüm bir yapımcıya dinletilirken veya bir arkadaş ortamında yeni bir şarkım var, bunu nasıl buldunuz dediğimizde dinlenen ilk hali her zaman en basit halidir ve en etkili hali de vallahi budur. Ben sana söyleyeyim, bizim stüdyoda bu oluyor. Deli gibi altyapıyla geliyor konuklar, tamam çok alkış alıyorlar, çok acayip tepkiler alıyor ama... Gitarı alıp da şöyle bir kenara oturup çalmaya başladığı zaman çok daha fazla bir tepki geliyor. Yani bizim insanımız biraz böyle o rahatla ateşin başında toplanmışız havasını falan daha seviyorlar yani. Yani daha sıcak, daha samimi, daha basit ve çok da tek albüm fiyatına mı bu? Vallahi yani iki albüm, tek albüm fiyatına. İki albüm yaklaşık 33 şarkı ve 20 lira ve şu anda bütün müzik marketlerde satışta ve çok da güzel gidiyor satışlarında. Evet, harika. Evet. Kazandım mı? Unutmadan kazandım. Bir şey söylemek istiyorum. Benim için önemli çünkü 25 senenin içerisinde bulunan çok fazla şarkı var ve bunlar gerçekten en iyi olduğunu düşündüğümüz, televizyonlarda çok gösterilmiş olan şarkılar. Eflatun Müze'ye buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu programlarda unutuyoruz bunları ama bu yapımlar çok değerli. Bizim için. Medeni Uçar'a, Eflatun Müziğe çok teşekkür ederim. Bir de önümüzdeki sene bizim için dijital platform dediğimiz şarkıların bu indirilmesi, halkın şarkıları telefona alması veya başka ortamları kullanarak internet üzerinde kullanması çok önemli olduğundan LifeWeb diye bir site açtık ve bütün dijital haklarımızı burada koruma altına aldık. Benim için çok önemli olan şey böyle bir yapımın ortaya çıkması, bunun bir şekilde duyurulması, tanıtımı. Bundan dolayı çok mutluyum. Benim peki, için keyifli bir zaman. Hemen... son dönemde, son bir hafta içinde albüm alan var mı aranızdan? Yok. Bir arkadaşımız hatayla almış anladığım kadarıyla. Şarkı indirenler ellerini kaldırsınlar. Harika. Harika. Evet gördüğün gibi bayağı hepsi yasak işler yapıp bir de pişkin pişkin indirdim falan diye böyle
bir rahat rahat. Önümüzdeki sene gece yasallaşıyor değil mi bu iş yani? Böyle şu andaki şekil bizim için çok çok iyi ama bu çok daha iyi bir yere gidecek. Ben mesela bu albümle ilgili çok net bir bilgi alıyoruz. Az önce söylediğimiz Kızımız Olacaktı şarkısı TT.net üzerinde. Direkt oradaki bütün indirmelerden hemen kontrol ediyoruz. İnanılmaz bir şekilde akustik şarkı olarak öne çıkmış durumda. Aynı şey diğer remix şarkılar için de var. Oradan çok ciddi bir ölçü alabiliyoruz. Bir yerden başlasın. Çünkü geçen hafta Masar abiler de aynı şeyi söylüyorlar. Yani bugüne kadar telif almış olsaydık şu anda bambaşka durumlarda, konumlarda olurduk diye. Aynen onlar da... öyle ama çok gelişiyor. Türkiye bu anlamda çok gelişiyor ve çok daha güzel olacak inşallah. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.